Merhaba. Son dönemde önüne arkasına bakılmadan, teyit edilmeden, hatta buna lüzum dahi görülmeden dolaşma sokulan, paylaşılan bilgi bombardımanı altındayız. Bombardıman kelimesini özellikle kullandım. Kimi zaman öyle yayılım ateş oluyor ki, aracı kenara çekip kontağı kapatıyorsunuz. Sağnak dinsin diye. Geçen hafta cuma günü öyle bir gündü benim için. Fenerbahçe ve Galatasaray takımları Süper Kupa maçı için gittikleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da maça yurtta su, cihanda su pankartıyla çıkmak istemişler. Buna izin verilmeyince kriz çıkmış. Takiben maç iptal edilmiş. İlk gelen bilgi buydu. Onca alkış, propaganda ve sloganları yarıp geçip olay nedir? Ne olmuş? Program dışına mı çıkılmış? Bir protokol var mı? Varsa orada ne yazıyor? Kriz ne zaman çıkmış, kim çıkarmış, taraflar ne diyor vesaire vesaire. Bunların hiçbirini öğrenemedim. O gün bu soruların cevabı yoktu. Kimse merak da etmiyordu. Ortada sadece Fenerbahçe başkan ve yönetiminin yetersiz ve tek taraflı beyanları vardı. İlk 24 saat özellikle uzak durdum çünkü soru soran linci yiyordu. Bu psikolojiyi gezi günlerinden tanıyorum. Benzeri bir atmosfer söz konusuydu. Ertesi gün satır aralarında aslında ne oldu sorusunun cevabını aradım bulamadım. Eldeki veriler şunu söylüyordu. Federasyon kupa maçını Suudi Arabistan'a satmış, Ağustos ayından itibaren görüşmeler ve ardından protokoller yapılmış, geniş bir sanatçı grubunun katılımıyla 100. yıl kutlama programı oluşturulmuş ancak maç günü veya maça 1-2 gün kala Fenerbahçe yönetiminin ilave talepleri olmuş, bu kabul görmemiş, kulüp geri adım atmayınca kriz çıkmış.'' Özeti böyle. Üzerinden bir haftadan uzun zaman geçti. Krizin hangi gün patladığını dahi bilmiyoruz. Rivayet muhtelif. Yani son gün mü, birkaç gün kala mı? Resmi kanallar dahil her kafadan bir ses çıkıyor. Bunun cevabını belki öğrenebiliriz ama Fenerbahçe kulübü programda olmadığı halde neden ilave talepte bulundu ve bunda ısrar etti? Bunun cevabını sanırım yakın vadede öğrenemeyeceğiz. Maksadı gerçekten neydi ve bu kimin fikriydi? Burada konu da bu değil esasen. Konu ezan susmayacak, bayrak inmeyecek diyen kitleyle alay edenlerin günü gelip aynı duruma düşmesi. 29 Aralık Cuma günü maç Türkiye saatiyle 20.45'teydi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı 13.30'da yayıncı kuruluşun muhabirinin sorularını cevaplarken her şey yolundaydı. Krizin K'si dahi yoktu. Fenerbahçe Başkanı Futbol Federasyonu'na ve Başkanı'na yüklendi. Belki de onun için bağlanmıştı o yayına. Tüm süreyi buna ayırdı. 10 dakikalık söyleşinin son dakikasında yeni yıl dilekleri sorulunca gazideki insanlık dramına değinerek şöyle dedi. Atamızın yurtta sulh cihanda sulh sözünü de hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu ama önemli olan insancıl bir dünya olsun 2024 için en büyük arzum insanlığın kazanması. Son derece sakin bir söyleşiydi ve böyle bitiyordu. Ne olduysa sonraki saatlerde oldu. Planlıydı veya değildi. Bilemeyiz. Tarafların bize anlatmadıkları, sakladıkları şeyler var. Ya bir iktidar mücadelesi ya bir hesaplaşma bilmiyoruz. Fakat Riyad'da kanat çırpan kelebek İstanbul'da kasırgaya yol açtı. O kasırgada bir gün sonra tıs diye dindi. Kemal Sunal 1980 tarihli Zübük filminde kasaba halkının dini duygularını istismar eden başkan rolüyle harika iş çıkarmıştır. Hatta bir sahnede onu vurmak için peşine düşerler. Yakalandığını anlayınca namaza durur ve buna saatlerce devam ederek hayatta kalır. Muhafazakar mahalle böyle de karşı mahalle farklı mı? Saygı duruşuna geçip marş okumak, and içmek filan. Emin olun farklı refleksler değil bunlar. Gel gelelim trafiğin ortasında namaza duran kişiye haklı olarak söylenen insanlar kendi sokağındaki tuhaflıklara bir şey demiyor diyemiyor. Hatta bakıyorsunuz o da koroya katılmış şaşırıyorsunuz. Yeni yılınızı tebrik ederim. Her defasında gelen yıl gideni aratmasın diyorum ama olmuyor bir türlü. Önceki yıldan beter savruluyor her yeni yılda toplum. İktidar 2023 sonuna kadar aya sert iniş gerçekleştirecekti. Bir çarpma çarpılma hali var ama ayda değil burada oldu.